Dünyada değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler içinde tekevünler oluyor. Yeni çok oluşum diyorlar. Yenilik diyorlar. Zannediyorum ben eski düşüncelerin, eski düşünce temsilcilerinin bayat düşünceleri yeniden dizayn edip millete, insanlara öteden beri ama hep aynı şeyleri sunan insanların yenilik adına vaat edecekleri de hiçbir şey yoktur. Kapitalizmi yeni tanımıyoruz. Onun nesebi gayri sahih veledi liberalizmi tanımak için fazla bir şey söylemeye lüzum yok zannediyorum. Komünizm ve sosyalizmden bahsetmeye hiç gerek yok. Binaenaleyh ne komünizmin, ne kapitalizmin, ne liberalizmin, ne de bir başka sistemin ne kadar yeni derlerse desinler, değişim derlerse desinler, dönüşüm derlerse desinler, onların değişimi de, dönüşümü de zannediyorum bir dönüşme var, bir değişme var ama gözleri bağlı, dolabın etrafında, bir çıkrık etrafında dönenin dönüp dolaşması, değişiyorsa değişmesi gibi bir şey. Onların yenilik adına, değişim adına, dönüşüm adına vaat ettikleri hiçbir şey yok. Çok yanlı bir furyaydı, bir mülahazayla zannediyorum, bir fasılda mıydı, bir başka bir yerde de bu mülazam çıktı, arz etmiştim. Yenilik derken, değişim, dönüşüm derken, tekevvün, oluşum derken, milletin kastı nedir? Bence bunların hepsini bir yana atın. Dünya yeniden onların tabirleriyle buna mukabele denebilir. Eski belaatta. Bu türlü fiilleri isnat etmesi caiz olmayan faillere de isnat edebiliriz. Yuhadiun Allah'a ve ve hadiun ve mekeru ve mekar Allah. Onlar Allah'a karşı tuzak, Allah da onlara karşı tuzak. Allah tuzaktan müberradır. Fakat mukabele gibi bir şeydir bu yani. Mesela sana bir elbise, para ikram edeyim de yiyin. Bana bir elbise ikram edeyim de onu yiyeyim demek gibi bir şeydir. Bunlar hususiyle eski o süslü püslü bela sanatında bilinen şeylerdir. Evet. O bakımdan diyeceğim ki değişim, dönüşüm yani bizim için de söz konusu sevmediğim tabirler. Bu bizim için söz konusudur. Yani ille de bir değişim olacaksa zannediyorum, upuzun bir fetret dönemi yaşadıktan sonra yeni bir değişim, dönüşüm, tekevvün ve oluşum sizler için söz konusudur. Bunu siz gerçekleştireceksiniz. Hatta denebilir ki Kur'an bir 100, 200, 300 sene gurbet dönemi yaşadı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasen veya zayıf temayüllü bir hadis-i şerifte. Zayıf temayüllü tabirini hadis kriterleri kullanmazlar. Bir hadis-i şerifte buyurur ki seyyeti alen nasi zamanun el-Kur'an fi vadin ve hum fi vadin. Ümmetim üzerine bir zaman gelecek ki Kur'an bir vadide bir gurbet yaşayacak. Kur'an'ın cemaati de ayrı bir vadide ayrı bir gurbet yaşayacak. Kur'an onlarsız garip, onlar Kur'ansız garip. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Hala bizim neslimiz Kur'an'ın ne dediğini bilmez. Tercümelerle, körün el yordamıyla teselli olduğu gibi teselli olmaya çalışan körler vardır. Hala Kur'an bir vadide, biz bir vadideyiz ama fakat Kur'an o vadiden bize yönelmiştir. Biz de bu vadiden ona yönelmişiz. Biri batarken, biri elini uzatırken, çok defa filmlerde de görmüşsünüzdür böyle. Meseleyi iyice dramatize etmek için parmaklar uçuşa gelir, kaçar, tutar, eder filan. Sizin yüreğiniz 10 defa attırdıktan sonra ve bakarsınız tutar. Ve işte öyle kaçma, tutma durumunda ellerimiz. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Sımsıkı gökten size uzanan o kulpa sarılın. Sağlam tutunursanız sizi evci kemal insaniyete çıkaracak. Ve zannediyorum hafif ucundan yakalamış gibi olduk inşallah. Hak verir misiniz bana bilmem. Kur'an'ın bu gurbeti inşallah arkada kalıyor, kalacak gibi. Dolayısıyla sizin gurbetiniz. Hadis altında mütesanit bir gurbet yaşadık biz.
Yani Kur'an'ın bizden uzak olması bizim gurbetimizi derinleştirdi. Dolayısıyla hicran ve hasretimizi derinleştirdi. Bizim gurbetimiz Kur'an'dan uzak olmamız da Kur'an'ı bir yabancı kitap haline getirdi. Halinden anlaşılmaz, dilinden anlaşılmaz, sahipsiz bir kitap. Sadece mücerret, zayıf, işe yaramayan bir saygı ifadesi olarak evlerde, mahfazalar içinde öpülüp başlara konan bir kitap. Akif'in isyanını hatırlayın. Ölülerin arkasından üflemek için gelmemiştir. İsyanını hatırlayın. Evet. Bir yeniden oluşumu, tekevünü inşallah siz gerçekleştireceksiniz. Çizgi çizgi üzerinde durmaya çalıştım. Kur'an'ın böyle bir vadide, sizin bir vadide olmanız bana göre size yeni bir aşk ve şevk kazandırmıştır. Ve yine Lemaat'ta hatırlayın, İslam dünyasının geri kalış sebepleri dört ciddi sebep olarak anlatıldıktan sonra bir ayrı hususi sebep olarak da şöyle diyor. Bu kadar zaman Kur'an'dan, Kur'an'ın getirdiği mesajdan, esaslardan uzak kaldıktan sonra yeniden ona dönünce onu çok taze, cedid ve her derdimize derman bulacağız. Yani sanki muvakkaten ondan uzak kalma bizi kızıştırmaya yaramış. Birbirimizi daha sıcakça kucaklamaya yaramış. Yani diyeceğiz ki 2-3 asırdan beri senden uzak kalmıştık. Şimdi Asya'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı kucakladığımız gibi onunla bir kere daha sıcakça kucaklaşacak. Gökten onu yeni inmiş gibi bulacağız. O da bizi gökten inmiş mesihler gibi bulacak. İsterseniz Hazreti Mesih'in şahsi manevisi olarak inmesi manasını bu hususta hamledebilirsiniz. Siz günahsız masumlar olarak gökten inmiş gibi, o Kur'an da yepyeni gökten inmiş gibi, bu iki gökten yeni inmiş birbiriyle bütünleşince semavi düşünceler sergileyecekler. Yani yine gökten inmiş düşünceler sergileyecekler ve işte bu yeni olacak. Bu yeni olacak. Eski şeylerden borçlu olur da fakat yeni bir şey olmaz. Bir parça oradan, bir parça oradan, bir parça oradan yamalı borçlu olur. Ama kayda değer ciddi sağlam bir şey olamaz. Bu yeniliği inşallah siz temsil edeceksiniz. Bütün renkleriyle veya size ait gerçek rengin bütün tonlarıyla siz temsil edeceksiniz.